Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte AdSense hesabımı nasıl aktifleştirdiğimi ve YouTube'dan ilk paramı nasıl kazandığımı sizlere anlatmış olacağım. Sizler de bu adım adım nasıl yaptığımı dinledikten sonra bu yolları izleyerek eminim ki daha kolay hedefinize ulaşacaksınız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. YouTube'da bu konuyla ilgili ben de birçok video izledim. Fakat hiçbirisi başından sonuna kadar nasıl bir süreç olduğunu anlatmıyordu. Bunun için yaşadığım bu uzun süreçte bazı ekran alıntıları aldım arkadaşlar. Sizlerle de paylaşacağım. Sizler de böylece adım adım bu yolları izleyerek inşallah YouTube'dan paranızı kazanmış olacaksınız. İnşallah diyorum ve videomuza geçelim. Arkadaşlar ben YouTube'a video yüklemeye 2019 Ağustos ayında başladım. Ve ilk ana koşullardan bir tanesi olan 1000 abone 4000 saat engelini Türkiye'de pandeminin başlamasına bir hafta kala yani 7 Mart tarihinde açmış oldum. Ve artık bu tarihten sonra hesabımda ufak tefek e, reklamlardan gelen paralar birikmeye başlamıştı. Burada sizlere ufak bir ipucu vereceğim arkadaşlar. Özellikle e, reklamları yeni açılan arkadaşlar e, bunu dikkat edinlerse iyi olur. Yani bu özelliği ben biraz geç fark etmiştim aslında arkadaşlar. Siz bu videoyu izleyerek belki de e, benim gibi geç fark edeceğinize şimdi e, daha önceden e, müdahale ederek daha fazla erkenden para kazanmaya başlayabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi e, reklamlar artık videolarımda çıkmaya başlayınca eski videolarımda da gene tabi reklam vermem gerekiyordu. Bu timeline üzerinde sarı çizgiler çıkıyor ya buradaki reklamları ben otomatik olarak çıktığını düşünüyordum. Ve sonradan fark ettim ki bunlar aslında sizin manuel olarak girip dakika dakika istediğiniz adette verebileceğiniz reklam tipleriymiş. Youtube Studio içinde ilgili bir videonuza girdiğinizde orada para kazanma seçeneğini tıkladığınızda Videonun ortasında gösterilen reklamları yönetin diye bir yer göreceksiniz. Ve buraya girdiğinizde daha sonra sol üst köşede artır reklam arası diye bir ibare olduğunu göreceksiniz. Buradaki artıya basarak arkadaşlar videonuzda istediğiniz yere reklam koyabiliyorsunuz. Veya hemen altında bulunan e, süreç kısmında nerede reklam istiyorsanız oraya e, süresini yazdığınızda direkt oraya reklamı attığını göreceksiniz. Tabi eski videolarım için ben bunu keşfettikten sonra boş durur muyum? O zaman 10 dakika üzeri Hatta Ağustos ayında gelen güncelleme ile 8 dakika üzeri videolarda artık e, Videonun ortasında reklamlar verilebiliyor arkadaşlar Otomatik çıkan reklam sayısına göre ben e, reklam sayısını yaklaşık 3 kat arttırdım. videoda çıkan reklam sayısı 2 ise ben onu 6'ya 7'ye çıkarttım Böylece 3 kat arttırınca arkadaşlar gelirimde de 1.5 katlık bir artış olduğunu gördüm Yani günlük kazancım 50 kuruşsa bunun 75-80 kuruşlara kadar ortalama olarak çıktığını görmüş oldum. Tabi reklamlarda koyarken iki reklam arasında biraz mesafe bırakıyorum ki en az bir 3 dakika kadar YouTube izleyicilere abonelerim. izlerken çok fazla reklam araya girmesiyle sıkılmasınlar. 1000 abone 4000 saate engelinden sonra tabi pandemi hemen öncesinde ben kilidi açtım ama pandemiden sonra da video çekmek çok kolay olmuyordu arkadaşlar sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde. Sizin de bildiğiniz üzere YouTube'da çok fazla ara vermeden video yüklemek lazım. 1-2 haftalık aradan sonra YouTube sizi eğer video yüklemiyorsanız ya önermiyor ya da alt sıralara doğru atıyor ve izlenmeniz düşüyor arkadaşlar. Neyse ki benim yüklediğim videolar izlendi ve hedefime ulaşmamda bana yardımcı oldular. Arkadaşlar bu 1000 abone 4000 saatlik para kazanmak kilidini açtıktan sonra aslında geri kalan doğrulamalar çok da zor değil. Bana göre en zoru buydu. Bundan sonrasını yapmak sizler için daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Eğer bunu yaptıysanız bundan sonra geriye 4 adım kalıyor. Şimdi onlardan bahsedelim. Arkadaşlar geriye kalan 4 tane doğrulamamız var demiştik. Bunlardan ilki kimlik doğrulama, ikincisi adres doğrulama, üçüncüsü banka hesabının doğrulanması ve dördüncüsü son olarak para kazanma eşiğinizin 200 TL'yi aşmış olması gerekiyor. Şimdi sizlere kimlik doğrulamayı nasıl yaptığımı anlatacağım arkadaşlar. 7 Mart'tan itibaren para kazanma kilidini açtıktan sonra AdSense hesabımda para birikmeye başladığını söylemiştim. 7 Mart'tan 28 Mayıs'a kadar arkadaşlar yaklaşık 80 gün diyebilirim. Bu 80 günlük süreçte yani 28 Mayıs'a geldiğimde 10 dolarlık bir eşik var arkadaşlar. O zaman dolar kuru 68-70 lira civarı. Ben bu 68 liraya geldiğimde Artık e, kimlik doğrulaması için Gmail'ime bir tane mail aldım. Google'dan gelen maili sizlere ekran alıntısını koyacağım. Eee Mailin içeriğinde arkadaşlar e, kimliğinizin işte pasaportunuzun ya da e, sürücü belgenizin fotoğrafıyla birlikte resmini istemek dediler. E, bunu hiç çekinmeden, yani güvenerek gerçekten gönderebilirsiniz. Kişisel verilerin korunması kanununa göre de bir sıkıntı yaratmıyor bu durum. E, bunu göndermeniz zaten en kısa sürecek şeylerden bir tanesi. Görmüş olduğunuz ekranda şimdi doğrula tuşuna bastığınızda e, size bir e, JPEG dosyası yüklemenizi söylüyor. Bunda bir boyut e, piksel ölçüsü var zannedersem. Ona göre dikkat edersiniz sizlerde. E, zaten uyarıyı veriyor sistem size. Ben bu maili arkadaşlar öğlen 1.30 gibi almıştım. Ve hemen yüklediğimde akşamına yani saat 7.30 gibi bilgilerimin doğrulandığına dair bilgi maili, ikinci bir bilgi maili aldım. E, yani en kısa yapacağınız işlemlerden bir tanesi kimlik doğrulama diyebilirim. Geliyoruz ikinci doğrulamaya arkadaşlar. Bu da en zorlarından bir tanesi adres doğrulama. Gerçekten adres doğrulama herkes için bir kabus olmuş durumda YouTube'da izlediğim diğer videolarda da. Artık kazancımız ondalar üzerine çıktığı için arkadaşlar bir taraftan da otomatik olarak sistem size pin numarasını gönderiyor. Aynı tarihte Mayıs'ın 28-29'u gibi bana da gene pin numarası gönderildiğine dair AdSense hesabımda bir yazı çıktı. Tam pandeminin ortasında arkadaşlar şimdi İrlanda'dan gelecek zarfı beklemeye başlamıştım. Gerçekten Ümidim de kesikti biraz ama hani diğer YouTuber'ları izlediğimde biraz karamsar konuşmalar görmüştüm. Hani 3 denemede de gelmediğini falan söylemişlerdi. Acaba 3 ay bekler miyim gibi düşünceler aklıma gelmedi değil. Eminim siz de aynı şeyleri düşünüyorsunuzdur. Fakat hiç ümidi kesmeyin arkadaşlar. Bana totalde ikinci talebimde 50. günümde 55. günümde falan gelmişti. Fakat burada kritik olan bir konu var. Size biraz ondan bahsedeceğim. Buraya çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü Adres doğrulamasını yaparken arkadaşlar toplam size verilen süre 4 ay ve bunun e, 3 hakkı var. Her hak içinde de 1 ay veriliyor. Burada şuna dikkat etmelisiniz. Siz ilk 4 hafta geçtikten sonra eğer şifre elinize geçmiyorsa hemen ikinci pininizi çok vakit kaybetmeden istemeniz lazım. İlk 4 haftanın hemen ardından. Yani araya çok aralık vermeyin. İkincisi de gelmeyebilir. Üçüncüsünde de gene çok aralık vermeden gene talep edin. Çünkü son bir şansınız daha manuel doğrulamaya kalıyor ki bu manuel doğrulama Hemen buradan yapabileceğiniz bir işlem oluyor. Fakat e, bu şifre gelmediğinde aralarda çok zaman kaybederseniz bu sefer bu 4 aylık süreyi doldurduğunuz arkadaşlar bütün emeğiniz çöpe gidebilir. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Arkadaşlar bu arada pini bekleme sırasında AdSense ana ekranında bir uyarı çıkıyor. O sizi biraz yanıltabilir. Ona hiç aldırış etmeyin. Yazıda aynen şu şekilde. Adresinizi doğrulamadığınız için ödemeleriniz duraklatılmıştır diye bir yazı çıkmakta. Bu yazıyı görünce ufak çaplı bir panik yaşayabilirsiniz. Ben bu yazıyı görünce artık daha hani videolarımda reklam izlense bile para birikmeyeceğini düşünmüştüm ama öyle bir şey yok. Gene para birikmeye bir taraftan devam ediyor. Ben de bu süreç nasıl oldu arkadaşlar? Ondan bir bahsedeyim. 29 Mayıs itibariyle ben de PIN kodunu talep etmiş oldum otomatik olarak. Ondan sonra beklemeye başladım tabii. 4 haftalık periyodun sonunda bana şifre gelmedi. Sonrasında 2-3 gün sonrasında hemen ikinci kez talebimi yaptım. Daha bir hakkım daha vardı tabii ki. Sonra 25. günde yani topla, toplamda 55. günde bana şifre geldi. Tabii şu zarfı arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu zarf arkadaşlar posta kutusunda görmenin hazzını inanın size anlatamam. İnşallah değerli abonelerim de bu zarfa en kısa zamanda kavuşur ve bir an önce şifresini girer diyeyim artık. Arkadaşlar bir taraftan da zarftan bahsedeyim. Zarf şöyle gelen bir zarf. Üstünde Google Adsense yazıyor. Arka tarafında da Jersey Post. Diyor ve e, Google İrlanda'dan bu postayı yolluyor. Zannedersem PTT kargo getiriyor. E, i̇çinde şöyle açtıktan sonra arkadaşlar Şöyle göstereyim Bir tarafı okunmaz kağıtla kaplı. Burada nasıl adımların olacağını gösteriyor ve şurada da bir e, Pin numarasını görmektesiniz. Bu pin numarasını işte e, AdSense hesabınızı ilgili yere gireceksiniz. Adres doğrulamasından sonra arkadaşlar bir sonraki adım banka hesabınızın doğrulanması oluyor. Tabii 55 gün sonra gelen pini girdikten sonra gene bir beklemeye geçtim. Ekranda da gene göstereceğim. Gelen bildirimde 3-5 gün içerisinde belirttiğim ödeme yöntemi istiyor arkadaşlar tekrardan. Bu ödeme yöntemine giriyorsunuz. İşte IBAN'ınızı, adınızı girdikten sonra ödeme yönteminizi girmiş oluyorsunuz. Ve ardından size 3-5 gün içerisinde 1 TL'nin altında bir miktar para yatırılacağını söylüyor Google. Daha sonrasında arkadaşlar 13 Ağustos tarihiydi, e, hesabımda bir hareketlilik olduğunu fark ettim ve 19 kuruş hesabıma parayı atmıştı. İlgili yere gidip buradan 19 kuruşu seçip, yani burada manuel giriş yapamıyorsunuz zaten, ilgili tutarı seçmeli olarak yapmışlar. Buradan onu seçip 19 kuruşu adres doğrulamasında böylece bitirmiş oluyorsunuz. En son arkadaşlar artık böyle bütün doğrulamaları bitirdikten sonra iş para kazanmaya kalıyor aslında. Dördüncü aşama videolardan kazandığınız paraların yani benim 7 Mart'tan itibaren 1000 abone 4000 saat kilidini açtıktan sonra birikmiş olan parayı artık çekme zamanı. Fakat 200 lirayı geçme koşulu var. Yani siz YouTube'dan parayı çekmek istediğinizde 200 lirayı öncelikle açmanız gerekiyor. Benim de bu hemen hemen denk geldi diyebilirim. 7 Mart'tan işte Ağustos'a kadar birikmiş olan parayı çok fazla daha beklemeden çekebilmiş oldum. Bütün doğrulamalarım 13 Ağustos'ta bitmişti. de bütün güncellemelerini ayın 15'inde veya biraz öncesinde yapıyordu. Ee, ona denk geldim. Ee, 15'inde para AdSense hesabında artık gözüküyordu. Ve bundan sonra da AdSense'den de kendi hesabıma paranın geçişi 24 Ağustos'u buldu arkadaşlar. Toplam kazancım 257 lira 92 kuruştu. Yani ilk başlangıç için çok güzel bir rakam aslında. Ama totaline baktığınızda ettiğiniz masraflar olabilir. Benim gibi. Mesela işte mikrofon, tripod, e, gimbal gibi bazı aksesuarlar almak zorunda kalmıştım. Tabii benim için hobi olan bu süreç bundan sonra daha nasıl artık profesyonelleşilir onu gösterecek. Arkadaşlar eğer bulabilirsem size ay e, ay ne kadar kazandığımı da burada göstermiş olmak istiyorum. E, çünkü e, YouTube öyle bir şey ki gitgide gide e, video yükledikçe ya da Kazandığınız paralar aydan aya artabiliyor. Bunu da görseniz eğer belki biraz daha motive edebilirim sizleri. Arkadaşlar videonun başında da söylediğim gibi 2019 Ağustos'ta başladığım bu YouTube macerasında tam bir yıl sonra yani 2020 Ağustos ayında ilk paramı kazanmış oldum. YouTube para kazanılması imkansız bir yer değil arkadaşlar. Fakat farklı zorlukları var. Siz de eğer sabrederseniz bu zorlukları üstesinden geleceksiniz diye düşünüyorum. Ben YouTube'a hobi olarak ilk başta baktığım için hobi olarak başladım ve daha sonrasında işte tripod, mikrofon, kamera, e, gimbal gibi bazı aksesuarlara ihtiyaç duydum ve bunun için bir masraf ettim aslında. Buna rağmen arkadaşlar hedefime bir yılda ulaşabildim. Tabi ürettiğiniz içerikler de önemli kabul ediyorum. E, eğer siz bunlara sahip olmazsanız işiniz tabii ki kolay değil. Ama Benden daha hızlı da gene bu engelleri aşan arkadaşlar var eğer bunları daha hızlı yaparsanız arkadaşlar benim gibi bir yılda değil altı ayda da gene bütün bu şifreleri alıp para kazanma kilidinizi açabilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım sizler de en yakın zamanda gene bu şifrelerle bu doğrulamalarla işinizi bitirir ve benim gibi YouTube'da ilk paranızı kazanma şerefine ulaşırsınız diyorum. E, i̇zninizle ben artık videomu sonlandırıyorum. Fakat buradan nereye gidiyorum? Artık ilk paramı çekeyim öyle değil mi? Hobi olarak başladığım YouTube'da artık profesyonel düşünme zamanı. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ilk paramı çekmeye geldim. Siz de eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz like tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben şimdi izninizle paramı çekiyorum. arkadaşlar. İlk param 250 lira. Allah bereket versin. İnşallah bundan sonra daha yüksek kazanırım. İnşallah sizler de hak bu paralara kavuşursunuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.